Bu kız nasıl aradı ambulans tek başına? Hiçbir fikrim yok abi. Gittiğimde ne annesi vardı ne babası vardı başında. Gel. Açılın. Doktor lazım buraya. Doktor. Hey. Hemen şuraya al. Çok kanıyor. Evet nedir? 8 yaşında kız. Filiz yara. Kanıyor. Burun kanamasını durduramıyoruz. Ambulansta bolus verdik. Tansiyonu 90-53. Kanıyor. Şimdi alayım hemen bunu. Temizliğini vereyim sana. Şöyle bunu kendin tut tamam. Hı. Kızım. Burnun mu kanadı yine senin? Niye beni aramadın? Babasıyım ben. Kendi aramış ambulans. Nazar spekülümünü aşağı alabilir miyim? Merhaba Filiz. Ben Doktor Demir. Ya şimdi çek bakayım onu. Şimdi burnuna bakacağım ama hiç acıtmadan, tamam? Ya şöyle bakalım şimdi. Ya sen ambulans çağırmayı nereden biliyorsun ya? Tabletimden baktım. Hem her zaman zaten kanıyor benim burnum. Adrenalinle pamuk alabilir miyim? Hani normalde kendi kendine geçiyor da bu sefer bir saattir kanıyor diyor. Kanıyor çünkü baba. Yalancı değilim ben. Kanıyor diyor babası. Yani bak kanıyor. Şimdi bununla biraz daha bakayım ben. Halledeceğim tamam. Merak etme. Buldum. Kanama kisel bah plexusunun ön arkasında. Gümüş titratlı çubuk. Filiz, şimdi çok azıcık acıyacak ama böyle bir saniye falan. Ondan sonra hiç acımayacak. Söz. Tamam? İstersen elimi sıkabilirsin. İstediğin kadar sık tamam mı? Acıyor. Tamam, tamam. Geçti. Bülent! Ay bir de ambulans mı çağırdın gerçekten? Yeni çağırmış ambulansı. Kimden aldı acaba Ayhan Hanım'ı? Filiz, aşkım. Nasılmış benim akıllı kızım? Çok kötü. Sen neredeydin acaba? Ha, niye durmadın başında ya? Bugün senin günün değil mi? Hafif gibi başında mı bekleyeceğim? İşim vardı, çıktım 2 dakika. Allah Allah. Hata ettim zaten. Hayatımın hatasını ettim velayeti seninle paylaşarak. Şimdi suçlu ben mi oldum yani? Kim oldu başka? Ağırma insanların içinde. Zaten. Bir şey yok ayrıca. Yatıyor işte çocuk. Bir şey yok. Şimdi kontrolü yapacaklar. Gideceğiz. İşte çocuk 2 dakika. Ya. İşe gittim. Yatıyor işte çocuk. Ne demek bana bunu açıklar mısın şu anda? Bağırmasın. Bağırma. Sineceğim. Annemle babam başını benim. Ya bir şey yok deme bana. Sen bir şey demedin ki ayrıca bir şey yok. Gönfeyi gibi peşinden gelecek değil mi? İşim vardı 2 dakika dışarı çık. Hayır aynısını sen yapmıyor musun? Ne ayrıca, zaman yapıyor böyle bir şey aynısını. Siz isterseniz dışarıda konuşun ben Filiz'in işlemlerini halledince geleceğim yanınıza tamam? Tabii doktor bey. Yürü. Kes sesini yürü. Rezil olduk zaten senin yüzünden. Yürü. Ama sen çok cesur bir kızsın. Hiç sesini çıkarmadın aferin. Aç eli. Ferman Hoca'ya söyler misin vaka aldığımı? Bay bay. Çok kavga ediyorlar mı? Hep. Tamam tamam. Oldu işte bak. Geçti. Demir, sana acil bir şey sormam lazım. Gelir misin? Sen dinle, ben birazdan geleceğim. Tamam? Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Burnumuz kanamadan önce karnımız ağrıyordu. Ondan önce nefes alamıyorduk. Ondan önce uyuyamıyorduk. Biz her seferinde koşa koşa götürdük doktora ama hiçbir şey çıkmadı bir kere bile. Bizi bıraktık artık götürmeye. Yani. Kendi aramasaydı ambulans burada bile olmayacaktık şimdi. Ya i̇yi de ya burnu kanıyordu geldiğinde. Ya vurmuştur bir yere. O kadar. Kendi yaptı diyorsunuz yani. Biz boşanıyoruz doktor bey. Yani evleri ayrılı bir 6 ay kadar oluyor. Terapistimiz bütün bunlar ailesini bir yerde tutma çabası diyor. Bilinçaltından yapıyormuş yani. Yani tabii herkes için zor boşanmak da. Doktor bey siz bizi bir taburcu edin. Biz bir sinemaya falan gidelim. Bir moralimiz düzelsin. Yarın zaten randevumuz var psikologla. Öyle toparlarız biz. Olur mu? Olur tabii. Ben son bir şeye bakacağım. Eğer o da tamamsa taburcu edebiliriz. Tamam. Kan mı kalmış mı bir şey? Kalmamış.
Merhaba Filiz. Daha iyi misin? Evet ama buram ağrıyor. Rahat nefes alamıyorum. Tamam, bir en iyisi kontrol edeyim seni. Şimdi derin nefes alacaksın, tamam? Ben söylediğimde. Şimdi derin bir nefes al. Ver şimdi. Bir daha. Bir daha. Bence bir şeyin yok gibi. Ben yine de sana son bir soru soracağım. Ama biraz komik. Sor bakalım. Yalnızken burnunu karıştırıyor musun? Tamam, tamam. Peki yani burnunda hiçbir şey sıktın mı? Böyle sivilce olabilir mesela, onun gibi bir şey. Ne bileyim, hani babanı görmüşsündür belki yaparken. Var ya. Öksürüyordum, nefes alamıyordum. Annemler doktora götürmüyor. Babam da grip olunca hep onu sıkıyordu. Ben de sıktım. Bizim yani steroid spreyleri öyle kafamıza göre kullanamayız. Yani burnumuzdaki zarları inceltip sonra böyle kanamaya sebep olurlar. Bir daha kullanmıyoruz, tamam? Siz de o ilacı artık daha güvenli bir yere kaldırırsınız, değil mi? Gidebilirsiniz, geçmiş olsun. Geçmiş olsun akıllı boncuk. Ama buram ağrıyor, nefes alamıyorum. Tamam ama geçecek, tamam. Sağ olun. Sağ olun. Geçmiş olsun, sağ olun. Geçti, tamam. Bak şimdi baba sinemaya götürecek seni. Akşam da sende. Müşterim var, benim gitmem lazım. Anne, gitme. Hastayım. Canım, hasta falan değilsin. Ya yarın zaten baş başayız birlikte. Baş başaymış, kışkırtmasana çocuğu. Ne dedi terapist? Ya sen niye bana sataşıyorsun ya? Bir kerecik benim arkamda ol ya, bir kerecik. Sen şu an ne saçmalıyorsun? Ben de saçmalıyorum ben şu an. Ben suçlu muyum şu an? Benim de suçum var bunda. Kızcağız yatıyor işte. Senin suçun işte. Nefes alamıyorum. Ya yine akşam müşterim var diyorum. Anne. Baba. Nefes alamıyorum. Ben gidiyorum, ben gideceğim. Ya sen karışma. Müdahale edeceğim. Ben bugün işimi iptal edeceğim. Böyle bir şey diyemem. Ben bugün işimi iptal edeceğim. Doktor bey, bakar mısınız? Doktor. Filiz. Filiz. Gel, 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 gel. Başını şöyle götür. Ha, bak, sıkı. Bu kanı hemen silelim. Biraz çekilir misiniz? Öyle, tamam. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey. Kan kusutu çocuk ya. Çocuk kan kusutu. Kan. Abartma, abartma. Ne abartma, abartma ne? Ya, abartma diyorum. Durum nedir doktor bey? Stabil. Kan kustu ama. Evet. Testlerini yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. Ben bir odaya aldırıyorum. Sonra size haber vereceğim. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Senin yüzünden gidiyordu çocuk be. Hasbinallah ya. Benim ne alakam? Sesini yükseltme bana bile. Bir sus be kadın. Bir sus. Bir sus. Sesini de demek. Evet, yok, yok, gelmeyeceğim ben bugün. Hı-hı. Evet, dediğim gibi raporlar mı elinizde? Tamam, sen işte. Doğrudur. Anne, tabletimi verir misin? Evet Hasan Bey, doğrudur. Evet, yani dediğim gibi şu anda olmasa bile ben gün içerisinde size geri dönüş yapacağım. Şu anda çünkü net bir şey söyleyeyim. Anne! Hasan Bey, bir saniye. Canım yok tableti falan. Babana gidince oynarsın. Çok pardon Hasan Bey, dinliyorum. Geçin, geçin.
Doğru. Tamam, orayı yazdım zaten. Ama sıkıldı. Evet, yani dediğim gibi şu an olmasa bile ben gün içerisinde yine haberleşelim. Çok pardon, bir saniye Hasan Bey. Aksın resmen. Tamam, mesaj atmana ben ilgilenirim. Çok pardon, evet. Dediğim gibi gün içerisinde haberleşelim. Ben zaten gerekli bilgi arkadaşlara yollamıştım. İrsaliyeleri unutma ama. Evet, doğru. Ne yazıyorsun üzerine? Evet. Çok pardon, anlayamadım, bir daha söyleyeyim. Al. Yok, şey yapma. Bana şey aynen öyle. Ha, ben sana onayı veririm, ona göre gönderirsin. Oradaki içerisinde geçen isimleri tamam. Zaten ben... Biliyorum onu. Demir. Çıktı mı sonuçlar? Yok, MR'da yığılma var. Sonuçları bekliyoruz. Okay. Demir, bu kız bence gerçekten hasta. Yani hissediyorum, çok mutsuz. Açelya tamam mutsuz da 1000 tane test yaptık. Hiçbirinden bir şey çıkmadı. Ya bu MR'dan da bir şey çıkmazsa yapacak bir şey yok. Ya bir kere bir hastamla gerçekten ilgilensen ölürsün değil mi? Ne diyorsun kızım sen ya? Ha? 3000 yıllık tıp kültürüne, o testleri yapan milyon dolarlık aletlere, Ferman Hoca'ya, kendi öğrendiklerime güvenmeyeyim. Senin hislerine mi güveneyim? Ne istiyorsun? Bu sonuçlar çıksın. Ben bütün o dediklerini sana yedireceğim. Zor. Çıktı istediğiniz sonuçlar. Al işte. MR tertemiz. Son bir kez Ferman Hoca'ya gösteririz, sonra evine göndeririz. Yapacak bir şey yok. Evet, inceledim her şeyi ve bu güzel kızımızın aktif bir kanaması yok. Ama kan geldi öksürüğünden. Muhtemelen burnundan, boğazına, oradan da akciğerlerine indi. Ama buram ağrıyor. Biliyorum, bazen benim de ağrıyor Filizciğim. Ama korkacak bir şey yok, tamam mı? Siz yine de bir şey olursa bu güzel kızı bana getirirsiniz. Kendine çok iyi bak, tamam mı? Çak bakayım. Aferin sana. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hadi kızım. Annesi getirme onu. Acayip geç kaldım ya. Hadi çabuk geç kaldım, geç kaldım da trafik var. Ne yapabilirim? Ne trafik var? Sen şu anda niye bana benimle tartışmaya, didişmeye çalışıyorsun? Hiçbir şey yok işte. Ne demek hiçbir şey tartışmıyorsun? Yetişemeyeceksin yani. Ne var? Ben sana olanı söylüyorum. Ne demek yetişemeyeceksin? Sana var trafik. Ne yapalım ya? Şimdi var sanki. Geç kaldım. Benimle kavga ediyorsun ya. Bu ne? Çocuk hiçbir şey yok işte. Ne? Sesini yükseltme. Yalnız diye sor ya. Ama defterim. Defterim. Bir dakika. Bir dakika. Defterim. Ne? Sen hala ne diyorsun? Sen bana bir şey mi söylüyorsun? Defterim anne, baba. Baba defterim. Bütün gün bana söylemeyi bırak. Bütün... Bana bir şey mi söylüyorsun hala? Hiçbir şey yok. Bana bir şey mi söylüyorsun diyorum. Bir cevap ver istersen. Bir şey söylüyorum. Kalıyorum diyorum. Müşteri bekliyor. Tamam, beklesin biraz daha. Gel. Baba. Gel kızım. Bakar mısınız? Ya yangından mal mı kaçırıyorsunuz ya? Öf. Bırak defterini. Geç kızım, bırak defterini. İki dakika yalnız bırak. Ne defteri? Ne defteri? Bırak artık defter mi? İki dakika yalnız bırak. Ben iki dakika. Baba. Sen ilk İşe gittim. Zaten ne yapabilirim? İşe gittim. Doktor yok mu? Yardım edin doktor. Murat Bey,
Şuraya Mert, şuraya. AKG. Kızım geldik. Ne oldu? Ateşi yükseldi birden. Nefes alamıyorum. Tamam. Şimdi böyle bir derin nefes almaya çalış. Filiz, şimdi derin nefes ver. Ver. Bunu takalım bak, daha rahat nefes alacaksın, tamam mı? Doktor bey, neyi var, ne oluyor? Ateş ölçer. Çabuk, çabuk. Ateş 39.4, asetaminofen. Baba. Takip nesi var, satürasyon 85. Yeni bir şey mi bu, ne oluyor? Kendine bir şey mi yaptı yoksa? Enfeksiyonu var. Başka bir sebepten pnömoni oldu. Ne sebebi? Bilmiyorum onu. Bilmiyorum. Pardon hocayı çağır. Hemen ama hemen. Koş koş. Filiz yargının sonuçları. Evet. Nedir? Pulmoner emboli veya pnömonisi yok. Kistik fibrozis için CFTR yaptık. O da negatif geldi. Ali bir bak, 8 yaşında. Kanaması var, testler, tahliller hepsi temiz. Allah Allah. Ne kaldı bakmadınız ki? Akciğer MR'ında bir şey gözden kaçmış olmalı. Tam şurada. Bronşta hafif bir gölge var. Yavaş büyüyen karsinoid tümörü olabilir. Bu da hava yolu inflamasyonuna sebep olabilir. Tümör büyüdükçe semptomlar kötüleşir. Hava yolunu tıkar ve enfeksiyona sebep olur. Ya da sadece gölgedir. Gerçekten küçük görünüyor. Keşifsel VATS yapmalıyız. Abi abartma istersen. Elimizde kesin bir şey olmadan 8 yaşında kızı ameliyat mı edeceğiz? Hocam zaten enfeksiyonu var. Belli bir lezyonu da yok. Ya semptomları da sinüzite uyuyor. Bence temiz temiz antibiyotik verelim ve nasıl cevap verdiğine bakalım. Hayır. İlerleyen bir tümörü varsa antibiyotik verip göndermek hata olur. Hocam bir şey söyleyeyim. Ameliyatı aileye anlat. Onlar verecek karar. Diğer vakaya geçiyoruz. Kızınızda tümör olabileceğini düşünüyoruz. Ama emin olmamız için göğsünü açmamız lazım. Göğsünü mü? Nasıl yani? Ameliyat yani. Ne ameliyatı şimdi ya? Tümör olduğunu nereden çıkardınız? Ya ben şahsen öyle olduğunu düşünmüyorum ama semptomlarıyla uyuşuyor. Bu aylardır olan semptomlar mı? Aynen. Hani terapistinin psikolojik dediği... 10 tane doktorun ki buna siz de dahil yüzlerce test yapıp ama hiçbir şey bulamadığı semptomlar mı? Siz şimdi bu semptomlardan mı bahsediyorsunuz bize? Ya biliyorum, kulağa pek iyi gelmiyor. Ama tek yol bu kaldı. Ya ben de isterim sinüzit deyip geçmeyi ama... yani röntgeninde gölge yakaladık. Gölge mi? Saçmalamayın doktor bey. Bu yüzden ama yatmaya bulur öyle kadar çocuğu. Neler oluyor çile hemşire? Sorma Ali, durum hiç iyi değil. Aile ameliyata izin vermeyebilir. Ali. Sen de mi baksana Filiz'e? Belki sen gerçekten hasta olup olmadığını anlarsın. Ben çocuklarla iyi anlaşırım. Zaten ikizler vakasında da artık beni pek dinlemiyorlar. Belki Filiz'e bir faydam dokunur. Ali, Ali. Hı. Şuna da bir bak. İstersen.
Filiz merhaba. Ben doktor Ali Vefa. Açıl hemşire resim yapmayı sevdiğini söyledi. Senin için bir şey çizdim. Görmek ister misin? Defterim. Bu ne? Dolap. Ne dolabı? Senin dolabın. Benim dolabım mı? Ne var ki içinde? O eşya koymak için değil o dolap. Öyle dolap mı olur? Ne yapayım ki ben bunu? İçine gir, rahatla. Sonra çık dışarı. Ayrılık çok zor, biliyorum. Her şey değişiyor. Ben çok zorlanırım alıştığım şeylerden vazgeçmekten. O yüzden bu dolap var. İçine girerim. Her şeyi anlatırım. O bana kızmaz. Dinler o beni. Sonra da çıkarım. Denemek ister misin? Çok kızdım ben dolap. Kime? Annemle babama. Neden? Ayrılıyorlar diye. Birbirlerini sevmiyorlar diye. Çok üzülüyorum. Başka? Korkuyorum biraz. Neden? Hep kavga edecekler artık. Bir daha birbirlerini hiç sevmeyecekler. Başka neden korkuyorsun? Bir daha... beni de sevmeyecekler. Onlar senin annenle baban. Ayrılmalarının seninle bir alakası yok. Seni neden sevmesinler ki? Çünkü kavga ederken çok sinirli oluyorlar. Beni unutuyorlar hep. Ben eskisi gibi olalım istiyorum. Ne olur. Çıkabilirsin. Rahatladın mı? Sana bir şey sormak istiyorum. Göğsün gerçekten ağrıyor mu? Yoksa kızdığın için, korktuğun için mi ağrıyor? Yalancıktan değil. Vallahi şuram ağrıyor. Teşekkür ederim bana dürüst davrandığın için. Bir şey değil. Görüşürüz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tehlikeli bir ameliyat değil mi bu? Ya evet, Filiz zayıf durumda şu an. Evet, açmak tehlikeli olabilir ama başka türlü kesin konuşamıyorum. Yani bence tehlikeli olmayabilir ama... ne yapalım yani şimdi? Göstermelik mi yapalım ameliyatı? Doktor bey. Ya bize doğru düzgün bir sebeple gelin ya da... Filiz'in ağrısı gerçek. Nereden biliyorsunuz? Çünkü ona inanıyorum. Aileler kavga ederler. Kızar, küser, üzerler. Ama birbirlerine inanırlar, güvenirler. Siz de kızınıza inanmalısınız. Ya gerçeği söylüyorsa?
Ya canı gerçekten acıyorsa ve kimse ona inanmıyorsa, o sizin kızınız. Sizden başka hiç kimsesi yok. Siz söyleyin. Hangi aile göz yumar kızının canının yanmasına? Eğer Filiz'in ağrısı gerçekse bunca zaman. Bülent, bir şey söylesene. Ya haklıysa? Tamam. Yapın ameliyat. İnanacağız kızımıza. Akciğer dokusu normal görünüyor. Bronşlar da sağlıklı. Anormal bir durum yok. Lober arteri yırttım. Kan basıncı 79'a 45, satürasyon 93 ve düşüyor, çöküyor hocam. Demir aspirasyon, acil. Çabuk çabuk, daha çok. Demir, göremiyorum. Açık torakotomiye geçiyoruz. Ali, aç göğsü. Sök. Omuz beşler. Sök, sök, sök. Al bunları. Sök. Ali, sen de. Ayırıcıyı gönder. Klamp dedim. Kanama hala devam ediyor. Tansiyon dibe vurdu hocam. 4 litre tam kan verin, acil. Acil. Öyle olmayacak. Kalp masajını hazırlanın. Durun. Arter doğranı sabitledim galiba. Hocam kan basıncı 90'a 60 yükseliyor. Nabız da 88'e çıktı, stabilize olmak üzere. Hata yaptık, hemen kapamalıyız. Ama hiçbir mantığı yok. Arter duvarları bu kadar fragil olmamalıydı. Bir şey incelmesine sebep olmuş. Ali, ışığı yaklaştır. Yaklaştır, yaklaştır. Evet, bırak, 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 bırak. Bahset. Orada bir şey var. Gel, bak. MR'da gördüğümüz gölge. Sol alt lobda lokalize granülom var. Hocam, kanser mi o? Bilmiyorum ama kesin bir şey var orada. Akciğer, çek demir. Çek demir. Nasıl yani? O ne öyle? Oyuncak. Yıllar önce yutmuş Filiz. Akciğere yerleşmiş ve iltihaplı dokuyla kaplanmış. Bağışıklık sistemi de yabancı maddeye saldırmış. Bu yüzden hastalanmışsın yani. Durumun da gitgide ağırlaşmış. Küçük ve plastik olduğu için de hiçbir taramada görünmedi tabii. Bakmak ister misin? İyi.
iğrenç. Niye? Kolye para sana kızım. Olmaz mı? Baba ya hayır. Geçmiş olsun. İzninizle. Teşekkürler. Günler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Anneciğim. Ne yuttun önce? Sana inanmadığımız için özür dileriz. Sana bütün bunları yaşattığımız için de. Boşandığımız için. Artık sevmeyecekmişsiniz birbirinize. Olur mu hiç öyle şey kızım? Ben seviyorum babanı. Ben de anneni seviyorum. Ayrılmayın o zaman. Yapamıyoruz kızım. Biz anlaşamıyoruz. Bazen insanlar birbirlerini sevse de ayrılırlar. Ama arkadaş kalabilirler. Değil mi? Siz kavga edince çok üzülüyorum ben. Tırnaklarımı yedim, pastel boya yedim, oyuncak yedim. Tamam, ayrılın, ne yapalım? Ama bir daha kavga etmeyin, ne olur. Söz, bir daha kavga etmeyeceğiz kızım. Babasının gülü. Sen bizim en değerli varlığımızsın. Bir daha hiç üzmeyeceğiz. Söz mü? Söz tabii, gel buraya. Ay. Ne güzel barıştılar. Bir şey mi oldu Açeli hemşire? Hayır, Filiz sana bir resim çizmiş de sana vermemi istedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.